Umarım. İzleyicilerimizin Alioski sorusu var. Alioski ile görüşmeler ne durumda şeklinde. Gazetelerde de manşet olan Alioski dünden razı haberleri var. Sanıyorum Alioski'nin menajeri Trabzonspor'un kapısını çalarak hala ilgileniyor musunuz şeklinde bir soru yöneltmiş. Şu anda medyada gezen haberler arasında. Siz neler söylersiniz, Alioski'nin Trabzonspor'a gelme ihtimali nedir? Bence şu anda çok düşük. Neden? Yani 18 yabancı Trezeguet ile beraber. Alioski'yi aldığınızda 19. yabancı. Belki stopere bir yabancı oyuncu alınacak. 20 yabancı. Hocanın orta sahada özellikle bunu bir kampta bir göreyim dediği yer 6-8 oynayabilen, yani oyunu her iki yönüyle oynayabilen bir oyuncuyu alıp almama konusundaki karar vericiliği, ki o ona da baktığınızda bir yabancı kokuyor orası da, etti 21 yabancı. Bu saçma yerli kuralı yüzünden şimdi böylesi bir tabloyla karşı karşıyasınız ve buradan sizin 7 oyuncuyu eksiltmeniz lazım. Yabancı. Dolayısıyla şu anda Alioski, ya ben açıkçası söyleyeyim yani, hani Eren Elmalı alınmayacak olsaydı kesinlikle Alioski'nin şu şartlarda takıma dahil edilmesini isterdim. Öyle bir oyuncu. Yani özellikle o sol içi deyim yerindeyse harman edebilecek. Kalitesiyle de ki iki ayağını da çok iyi kullanabilen. Yani savunma yönü yine böyle çok eksik kalsa da, yani çok eksik demeyelim, yani bazı eksiklikler olsa da çok güçlü bir oyuncu ve güçlü bir oyunu var. Dolayısıyla hani öyle bir oyuncuyu Trabzonspor'da elbette görmek isterim yani şahsen, ama Eren Elmalı alındıktan sonra yani o bölgeye böylesi bir yatırım yapmak şu an için elzem değil. Şu an için elzem olan şey bir sağ stoperin Trabzonspor'a alınması. Trabzonspor önceliklerini tamamladıktan sonra ancak bir Alioski hala kalabilirse boşta yönelebilir. Ona bir şey söylemem. Bir de böylesi uzun lig maratonunda, yani lig demeyelim, uzun maratonda, işte nedir bu lig? Şampiyonlar Ligi'ne giderseniz playoff'tan, orası değilse UEFA ve aynı zamanda da Türkiye Kupası ve 50'nin üzerinde maç oynayacaksınız. Bu kolay bir süreç değil. Burada sakatlıklar yaşayabilirsiniz, cezalı durumda oyuncularınız olabilir, ama hani Trabzonspor bunu da yaparken aldığı oyuncular özellikle mevkisel çeşitliliği de barındırmasını tercih etti. İşte Dersen'i almışsan sol beki de yedekliyorsun. Bir sağ stoper alıyorsan onun aynı zamanda bek özelliğinin de olacağını düşünerek almak durumundasın. Niye? Çünkü artık profiller böyle. Oyuncu profilleri, transfer edeceğin oyuncuların tek bir özelliğine göre almayacaksın artık. Yok öyle bir dünya. Bütün hemen hemen Avrupa'daki takımların birçoğu mevkisel anlamda çeşitlilik barındıran oyuncuları tercih ediyorlar ve oyunu her zaman her iki yönüyle oynayabilecek oyunculara yöneliyorlar. Trabzonspor bu sezon üzerinde bunu daha doğru bir şekilde yapıyor. Nedir bu? İşte Eren Elmalı'yı alıyorsa sadece savunma tarafını değil, aynı zamanda hücumunu da satın alıyorsun. Yani hücuma da çıkan bir bek, half space'de oynayabilecek bir bek alıyorsun. Larsen'i alırken aynı zamanda savunma yapan bir sağ bek ve yine hücumda olan bir sağ bek ve yine half space'de oynayacak bir sağ bek satın alıyoruz. Şimdi stoper aldığın zaman aynı zamanda onun bek özelliğinin de olmasına dikkat ediyorsun, ya da ön libero. Bir kaleci alırken, yani libero bir kaleci almayı daha çok tercih ediyorsun. Gibi. Yani bunu çoğaltabiliriz. Dolayısıyla bugün için Trabzonspor'un önceliği, tek önceliği bir sağ stoperin alınması. Bu Marlon'da olmadı. Bu Kaan'da muhtemelen olmayacak. Şimdi yeni bir isme doğru yöneldi Trabzonspor, ama muhtemelen o da yabancı. Çünkü Türkiye şartlarında öyle hani bulabileceğiniz bir sağ bek maalesef yok. Dolayısıyla onu da tamamlayarak kampın ilk döneminde hoca bir görecek. Hoca gördükten sonra takımı bence ikinci öncelik eğer olursa bir 6-8 oynayabilen bir oyuncu, ki ben yani hocanın neden böyle düşündüğünü de anlayamadığımı belirterek
devam edeyim. Bence ihtiyaç. Yani orada bir 6-8 özellikle Hamşik'i o bölgede rahatlatabilecek, Hamşik olmadığında da onun görevini yerine getirebilecek bir 6-8 özelliği barındıran oyuncuyu almak şart oldu, şart Trabzonspor'un, ki şampiyonluk sezonunda bile bunun çok ciddi anlamda sıkıntısını yaşadı orta sahada Trabzonspor. Ve şöyle, hoca sanki böyle 2-8 ile oynayacakmış gibi de duruyor. Bir 10 numara tercihi olacağını çok fazla düşünmüyorum. Yani şu transfer politikasına baktığımızda. Ya böyle net bir 10 numara diyebileceğimiz bir oyuncu alınmayacak takım. Bu ikinci elzem olanı da tamamladıktan sonra gidecek oyunculara göre ya da işte kiralanacak oyunculara göre ya da transfer olacak yapacak oyunculara göre mevcut 11 kemik kadronun içinde belki bir üçüncü forvet. Yani rotasyonda bakan, gündeme gelen Hacı Vrayt da var. Kontenjana bağlı olarak transferin devam edeceği yönünde iddialar var, haberler var. Doğru. Kendisi Antalya Spor forması giyen 34 maçta da 15 gol atıp 2 asist yapan bir futbolcu. Neler düşünürsünüz? Trabzonspor'da faydalı olabilecek bir santrafor mu, golcü mü sizce? Arkasındaki oyuncuya bağlı. Yani Hacı Vrayt'ı oyuna koyduğunuz zaman arkasında Antalya'daki gibi bir Adriano olacak. Neden? Çünkü bunu sanırım söylemiştim. Yani Antalya Spor'da ilk yarıda 5 gol attı Hacı Vrayt. İkinci yarıda devre arasında Fernando geldi, Adriano geldi ve 10 golle ulaştı Hacı Vrayt. Dolayısıyla arkasında oynatacağınız oyuncu önemli bence. Onu besleyecek, ona alan yaratacak bir oyuncu. Bir de Hacı Vrayt tabii fiziksel olarak tempolu, çok dinamik bir oyuncu. Yani sürekli o ceza sahasının içinde ve çevresinde alan da yaratabilen bir oyuncu. Zaten hani futbola baktığın zaman futbol bir alan oyunudur. Ne kadar çok alan yaratıp oraya oyuncuyu sokarsanız başarılı oluyorsunuz. Bunu da iyi yapan bir oyuncu Hacı Vrayt. Yani kalitesini tartışmam ama dediğim gibi bu yabancı kontenjanında alabilmen için boşaltman lazım. Yani şu anda dediğim gibi saydım. Eğer 21'e çıkarsa 7 eksilteceksin. Mevcut kadrodan gidecekler olursa hani oraya bir tane Hacı Vrayt'ı koyabilirsin önde. Gidecekler ama, demişken Gervinho'nun da gitmesi bekleniyor sanıyorum. İşte bunları saydım ben zaten. Yani o muhtemelen Gervinho, Koita, Tronsen, Flavio olursa Perez, tam net emin olmamakla birlikte bunu söylüyorum. Şimdi aklıma gelmiyor tam olarak hani saydığımda. 5 etti değil mi? Diabete, Flavio. İşte Diabete var 6. Yani işte 6-7 oyuncuyu oradan eksiltmek durumunda kalacaksın bir anlamda yabancı olarak. Bir de hani bu kadar çok oyuncunun Trabzonspor'da birikmesi sadece Abdullah Avcı dönemini kapsamıyor. Yani bu onun öncesinde dengeli işte Flavio, Diabete. Onun öncesinde olan değil mi? Evet. İşte Koita, Gervinho ve Perez. Perez'i tartışmam zaten de. Hani sonuçta kalitesi tartışılmayacak bir beklerden bir tanesi bence. Yine o da half space çok iyi oynayabilen oyunculardan bir tanesi. Yeter ki kondisyonu ve fiziği yerinde olsun. Ama işte yaş. Yaş, tecrübe bir arada oldu. Nasıl diyelim? Tecrübe önemli. Kariyer de önemli. Tamamdır aslında. Ama yaş olunca burada, tamam mı? Bu sıkıntı oluyor. Yani atıyorum ama sen Perez'i mesela 27-28 yaşında 20-30 milyon euroyu alamazdın. Yani mesela Roma'dan alamazdın oyuncuyu o zaman. Anlatabildim mi? Ancak bu tip yaşlarda alıp Perez gibi bir oyuncuyu getirebiliyorsun.